Arkadaşlar merhabalar. Üslü sayıların son kısmındayız. Denklem ve eşitsizlik kısmı. Burası tabii ki önemli bir kısım. Eğer tabanlar sıfır değilse arkadaşlar ve bir değilse burada tabanlar aynıysa üsler de aynı olmak zorunda. O yüzden biz denklem sorularında mümkün olduğunca tabanları aynı hale getirmeye çalışacağız. Örnek olarak 4 üzeri x eşittir 2 üzeri y olursa biz burada tabanları aynı yapmak için 2 üzeri 2x eşittir, 2 üzeri y diyeceğiz. Sonra da tabanlar aynıdır diyeceğiz, tamam mı? Bu bilgiyi söyleyeyim ama ilk soruda tabii ki hani o kadar da bununla ilgili bir soru değil açıkçası. A pozitif bir tam sayıdır. A üzeri 4, A üzeri 4A 256 olduğuna göre A tane 1 bölü A'nın çarpımı nedir demiş. Şimdi buna uydurmak için arkadaşlar bakalım 256 normalde nedir? 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Şimdi böyle olunca taban ve üs. Gerçekten üs tabanın bu arada 4 katı. O zaman burada özel bir şey yapmamıza gerek yokmuş. A direkt 2 oldu. Böylece 2 tane 1 bölü 2'nin çarpımı. Yani aslında bir nevi 1 bölü 2'nin karesi arkadaşlar. 1 bölü 4 olacak. Bir, A tane 1 bölü A ne demek? 2 tane 1 bölü A demek. O da 1 bölü A çarpı 1 bölü A. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olur. 2 üzeri eksi n, 2 üzeri eksi n. Yani 2 üzeri eksi n'nin 2 n'nin kuvveti arkadaşlar. 1 bölü 4 de nedir? 2 üzeri eksi 2'dir. 9. kuvvetini alırsak 2 üzeri eksi 18 olur. Üstün üstü çarpılır bakın. Buna göre o zaman 2 üzeri eksi 2 n kare üstün üstü çarpılır. 2 üzeri eksi 18, eksi 18 tabanları aynı. 2 n kare eşittir 18'den n arkadaşlar 3 geldi. 4 üzeri 2 m 0.125. 0.125 arkadaşlar 1 bölü 8'dir. Sorularda 0.125 yerine üslü sayılarda 1 bölü 8 çok daha mantıklı tabi. 2 üzeri 2'nin 2 m'nin kuvveti. Bu da 2 üzeri eksi 3'ün m eksi n'nin kuvveti. Böylece üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 4 m eşittir. 2 üzeri eksi 3m artı 3n oldu arkadaşlar. Doğal olarak artık 4m eşittir eksi 3m artı 3n, 7m eşittir 3n oldu. Böylece farkları da sıfıra eşit olur. 1 eksi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 3 ve 1 eksi 1 bölü 4 demiş. Şimdi o zaman arkadaşlar 1 bölü 2'nin a'nın kuvveti, şurası 2 bölü 3'ün a'nın kuvveti, bu da 3 bölü 4'ün a'nın kuvveti. Üs arkadaşlar hem tabana hem üste yayılacaktır. Yani 1 üzeri a zaten 1. 2 üzeri a, 2 üzeri a. 2 üzeri a aşağısı 3 üzeri a. 3 üzeri a aşağısı da 4 üzeri a. Bakın bu şekilde üstleri hem paya hem paydaya dağıttım. Böylece bunların hepsi gitti. 4 üzeri a ters çevirirsek 2 üzeri eksi 2 a olur. Burası da 2 üzeri 8, tabanlar aynı. A artık eksi 4 oldu arkadaşlar. 0.243 arkadaşlar. 243. Hatta şöyle yapın. Rasyonel sayılardan hatırlayın. Ondalık sayılardan. Zaten bunların sadeleştiği zaman direkt 243 bölü 81 olacaktır. 243 de 81'in arkadaşlar 3 katı. O zaman bu direkt 3 üzeri 2A eksi 1. Burası da 3 üzeri 3'ün A eksi 1'inci kuvveti. 2a eksi 1 eşittir 3a eksi 3. Dağıttık bakın. Üstün üstü çarpılır. Böylece 2 eşittir a geldi. Buraya baktığımız zaman 6 bölü 5, 125 bölü 216. 216 6'nın 3. kuvveti. 125 5'in 3. kuvveti. Benzetmek için ne yapacağız arkadaşlar burada? Tabii ki diyeceğiz ki 6 bölü 5'in eksi 1. kuvveti. Yani bir de 3 var. 6 bölü 5'in eksi 3. kuvveti. 6 bölü 5, pardon. Bir düzelteyim. Neredeydik? Bayağı ilerledik yanlışlıkla. Affedersiniz. Heh. Şimdi şunu bir düzeltiyorum. 6 bölü 5'in x eksi 1. kuvveti eşittir 6 bölü 5'in eksi 3. kuvvetinin bir de x artı 1. kuvveti. X eksi 1 eşittir. Eksi 3x eksi 3. 2x eşittir. Buradan arkadaşlar 4x eşittir. Eksi 2. X de eksi 1 bölü 2 olmuş oldu.
Mümkün olduğunca arkadaşlar tabanları aynı yapacağız. Buna dikkat etmemiz lazım. Yedinci soruda da 0,0125. Yani 125 normalde şöyle yapalım hatta 125 0,125'e benzetelim. Hem o 2'ye dair bir şey. Hem bakın burada hepsi 2'nin tabanına benziyor. 0,125 1 büyüttüğümüz için 10 üzeri eksi 1 diyelim. Bak ne yaptım? 1 virgül attım. O zaman 1 bölü 10 olması lazım. O da 10 üzeri eksi 1 olur. 2 üzeri x eksi 1. Şimdi 0,125 1 bölü 2'nin 3. kuvvettir. Çünkü 1 bölü 8. 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar dursun 10 üzeri eksi 1 olarak bir. 2 üzeri x eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası ne olacak? Tabanları aynı olduğu için 2 üzeri eksi 3 artı x eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak duracak orası. 2 üzeri x eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Şimdi artı diyelim. 2 üzeri x eksi 3 arkadaşlar. Bir de neye eşit bu? 2,1'e. Şimdi 2 üzeri x eksi 3 arkadaşlar. X eksi 4 cinsinden yazarsak ne olur? Eksi 4 artı 1. Bu da ne demektir? 2 üzeri x eksi 4 çarpı 2 üzeri 1 demektir. Burada bakın 2 üzeri x eksi 4. Burası 2 üzeri x eksi 4. Bu 1 bölü 10 yani 0,1. Bu da ne? 2. 2 ile 0,1'i topla 2,1 çarpı 2 üzeri x eksi 4 eşittir neye? 2,1'e. 2,1'ler gitti. 2 üzeri x eksi 4 1'e eşit oldu. O zaman 2 üzeri 0 olması için 4 olacak. Bakın burada. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmek lazım. Üstler aynıysa tek olduğunda direkt tabanları eşittir. Ama üstler hem aynı hem çiftse birisi diğerinin eksilisine de eşit olabilir. Örnek 2 üzeri 3 eşittir. A üzeri 3 dediğimizde A direkt 2'dir. Ama 2 üzeri 4 eşittir. A üzeri 4 dediğimizde A eksi 2 de olabilir. 2 de olabilir. Bunu diyoruz yani gayet temel bir bilgi. Şimdi bakın 2 eksi A'nın 5. kuvveti eksi 32 ise bu zaten eksi 2'nin 5. kuvvettir. Tek kuvveti olduğu için 2 eksi A direkt eksi 2'ye eşit olur. Buradan da A arkadaşlar 4 gelir. 9. soru. A ve B pozitif gerçel sayılar ve x eşit değildir y olmak üzere bu ifade verilmiş a çarpı b nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada önce düz işlemleri yapalım bence bu soruda. Yani a üzeri x eksi y ters çevirelim diğerini. B üzeri x eksi y, a üzeri x artı y, aşağısı da b üzeri x artı y. Böylece ne olur? Tabanları aynı üstleri çıkaralım. A üzeri x eksi y'den x artı y çıkarsa a üzeri eksi 2y olacaktır. B üzeri x eksi y'de de x artı y'yi çıkarırsak b üzeri eksi 2y olacaktır. Bakın burada a'yı ayrı b'yi ayrı işleme soktuk. Tabanlar farklı üstler aynı olduğu için tabanları çarp. A çarpı b'nin eksi 2y'nin kuvveti 5 üzeri 2y. Üstleri aynı yapmak için hemen a'yı b'yi ters çevir. 1 bölü AB'nin 2y'nin kuvveti 5'in 2y'nin kuvvetine eşit. Böylece arkadaşlar 1 bölü AB 5'e eşit olacak. AB'ye ters çevirirsek 1 bölü 5. Bakın yazalım. 1 bölü AB eşittir 5. Böylece 1 bölü AB 5 ise AB'de ters çevrilirse 1 bölü 5 olmak zorunda. N pozitif tam sayıdır. A kare eksi 6A artı 9. Bakın alakasız bir yerde gördüğünüz gibi tam böyle tam kare çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bir an aklıma gelmedi ismi. Bakın bu a eksi 3'ün karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. A eksi 3'ün karesi eşittir 2a eksi 1'in 2n'inci kuvveti demiş. Şimdi sağlayan a'nın reel sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruyor. Ne yapacağız bakalım? A eksi 3. Tabi burada n var onu unuttuk. Üstün üstü çarpılır. Böylece a eksi 3 2a eksi 1'e eşit olabilir. A buradan arkadaşlar eksi 2 olur böylece. Bir de diğeri eksi 2 artı 1 olabilir. Çünkü çift sayı olduğu için içerisi negatif de olabilir pozitif de olabilir. Böylece 3a eşittir 4'ten. A da arkadaşlar 4 bölü 3 oldu. Toplamları eksi 6 bölü 3 artı 4 bölü 3 yani eksi 2 bölü 3 deriz.
X ve y tam sayıdır. 5 üzeri x kare eksi 4x 7 üzeri y artı 2 olduğuna göre x artı y'nin alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, logaritma konusunu bilenler olabilir mezun arkadaşlardan ama 12. sınıfa geçen arkadaşlar henüz bilmiyor. Bunların sonra tam sayısız versiyonlarıyla da uğraşacağız. Ama a 5 üzeri a, 7 üzeri b gibi iki sayı birbirine eşitse ve a ve b tam sayısı tek ihtimal var. Onun da sıfır olması. Çünkü herhangi iki tam sayının tam sayı kuvvetleri arkadaşlar birbirine eşit olamayacaktır. Ancak sıfır olursa mümkün böyle 5 ve 7'nin hiçbir ortak kuvveti yoksa. Böylece x kare eksi 4x de sıfır olmalı. Y artı 2 de sıfır olmalı. Şunu demiyorum yalnız, sakın öyle yanlış anlamayın. 4 üzeri 2x mesela 2 üzeri 3y'de sakın hemen sıfır demeyin. Neden? Bunlar birbirinin kuvveti. Birbirinin kuvveti değilse direkt sıfır. Böyleyse ama normal tabanları aynı yapıp eşitleyeceğiz. Onu söyleyeyim, içim rahatlasın. X çarpı x eksi 4 sıfır. Y artı 2 sıfır. Y buradan eksi 2'dir arkadaşlar. X 4 olur. X 4 olursa toplamları 2 olur. X arkadaşlar 0 olabilir. O zaman toplamları da eksi 2 olur. Böylece alacağı değerlerin toplamı 2 eksi 2'den de 0 gelecektir. Bakalım şimdi artık yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. A ve B aralarında asal olmak üzere A üzeri x eşittir B üzeri y ise ve A üzeri z, B üzeri t ise arkadaşlar x bölü z, y bölü t olacaktır. Şimdi arkadaşlar buna bir örnek göstereyim size. Diyelim 3 üzeri A eşittir 2 üzeri B olsun. Sonra 3 üzeri C eşittir 2 üzeri D olsun. Bakın A tabanları aynı, tabanları ayrı ayrı aynı. 3 ve 2'nin ortak bir katı yok. OBEP'leri 1. Böylece A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranı deme hakkımız var. Burada yalnız böyle bir durum söz konusu değil. Ben kurala biraz benzeteceğim. 5 üzeri x, 2 üzeri 1. Şimdi lütfen şurada dikkat edin. Bu 25 üzeri y çarpı 2 üzeri y eşittir 2 üzeri 6'dır. 25 üzeri y arkadaşlar 5 üzeri 2y'dir. Öbür tarafa attım. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri y. Ne yaptım bakın. Artık 5 üzeri 2y eşittir 2 üzeri 6 eksi y oldu. Gördünüz mü? Burayı yine 5'li taban yaptım. Burayı da böyle 2 üzeri 6 eksi y hallettim. Artık 5, 5, 2, 2, 5 ve 2 aralarında asal. X bölü 2y eşittir 1 bölü 6 eksi y. Hemen 2y'yi öbür tarafa at böyle içler dışlardan. X eşittir 2y bölü 6 eksi y oldu gördüğünüz gibi. Gıcık bir kuraldır. Denk geldiğinde kullanmak lazım. Yoksa işimizi zorlar açıkçası. 2 üzeri a 25, 5 üzeri b 7, 7 üzeri c 64. Ne yapacağız? Bakın 25, 5 falan. Şimdi şunu yapacağım ben. 2 üzeri a eşittir 5 üzeri 2 ya. 5 gördüğüm yere arkadaşlar bakın ne yapıyorum. İlk konunun başında demiştim ki üslü sayılarda her iki tarafı aynı sayıya bölme hakkınız var. Ama üslerini, bu yüzden 2 bölü 2'den 1. Ben artık 5 gördüğüm yere 2 üzeri a bölü 2 yazacağım. Dikkat edin şimdi. 5 üzeri a bölü 2 düzeltiyorum. 2 üzeri a bölü 2 5 gördüğüm yere üzerinde b var 7. O zaman artık yapıyorum bakın. 2 üzeri a bölü 2 üzerinde b var. Üzerinde bir de c var. O da 64'e yani 2 üzeri 6'ya eşit. ABC bölü 2 6'ya eşit. ABC 12 oldu arkadaşlar. Bu şekilde birisini diğerinin yerine yazacağız. Öbür taraftan da üsler aynı değilse sadeleştirme hakkınızı kullanın arkadaşlar. Herhangi bir sayının kuvveti 1'e eşitse arkadaşlar 1. A 0 olmamak kaydıyla bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir deriz. Bu en basit aklımıza gelecek şey. Örnek 3 üzeri 0 1 demek gibi. Diğer taraftan A arkadaşlar 1 olabilir. 1'in bütün kuvvetleri çünkü yine 1'dir. Üçüncü ihtimalde dikkatli olmamız lazım. Taban eksi 1 olabilir ama o zaman üstün çift sayı olması lazım. Örnek eksi 1 üzeri 4 gibi. Artık o zaman buna göre bakıyorum. 1, x kare eksi 9 üzeri x kare artı 3 1 ise en kolaydan başlıyorum. X kare eksi 9 1 olabilir. Böylece x kare 10 olur. X reel sayı dediği için kök 10 da olur. Eksi kök 10 da olur. Bakın hemen hallettim. 2, x kare eksi 9 herhangi bir sayı olabilir ama x kare artı 3 sıfır olabilir deriz. Ama
Bir sayının karesi artı 3 sıfır eşit olamayacağı için bu yorumumuz doğru ama cevap gelmez buradan. X kare çünkü eksi 3 eşit olursa x reel sayı olmaz. Son ihtimal de nedir arkadaşlar? Buranın eksi 1 olması ama sonra kesinlikle x kare artı 3'ün çift olmasına dikkat edeceğiz. Böylece bakalım x kare eksi 9 eksi 1 olursa x kare arkadaşlar 8 olur. Böylece x kare 8 olduğu için yerine yazarsak eksi 1 üzeri 11 olur ama bu tek kuvvette eksi 1 eşit olacağı için bu da olmadı. O zaman tek ihtimal varmış kök 10 ve eksi kök 10 olması. Alacağı değerler çarpımında buradan eksi 10 oldu. Bu şekilde arkadaşlar üstlü sayıları da bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz köklü sayılar olacak. Orada yine aynı şekilde üstlü sayılar gibi temel kavramlar. Sonra arkadaşlar denklem kısmı. Sonra sıralama kısımlarından da bahsedeceğim size konu bitince. Orada da böyle bir 20'şer dakikalık yaklaşık 1 saatlik bir işimiz var. Köklü sayılarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.